Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, hepimiz biliyoruz, ülkemiz çok ağır bir ekonomik sorunla karşı karşıya. Millet şaşkınlık içinde, ne yapacağını bilmiyor. Bir günlük fiyat artışlarına alışırken bir saatlik fiyat artışları gelmeye başladı. Ama bu ekonomik sorunun yanında ülkemizin yine çok ağır iki tane temel sorunu vardır. Bunlardan birisi demokrasi sorunudur, birisi de hukuk sorunudur. Değerli arkadaşlarım, biz eğer demokrasinin ve hukukun çok ağır sorunlarını çözemezsek ekonomiyi asla düzlüğe çıkaramayız. Bunun için öncelikle ve hemen, artık bu ülkenin beklemeye tahammülü kalmadı. Demokrasinin eksikliklerini, hukukun yanlışlıklarını derhal gidermek zorundayız. Değerli arkadaşlarım, eğer bu ülkede ağır ekonomik sorunları, demokrasinin sorunlarını, hukukun sorunlarını görmezsek gaflet, delalet ve hatta hıyanet içinde oluruz. Buna hiçbirimizin hakkı yok. Bu gerçekleri göreceğiz. Bu gerçekler ışığında ancak bu ülkenin sorunlarını çözebiliriz. Değerli arkadaşlarım, demokratik devletin temeli nedir? Kuvvetler ayrılığıdır. Yasama, yürütme, yargı. Bunların ayrı ayrı güçlendirilmesi gerekirken biz birleştirip tek güçle topluyoruz. Böyle bir ülkede demokrasiyi, hukuku, ekonomiyi ayakta tutmak mümkün mü? Değerli arkadaşım, bakınız. Eğer yasama, yürütmenin idaresi dışında hiçbir işlem yapamıyorsa ve sadece el kaldırıp indiriyorsa o meclis vesayet altındadır. Vesayet altında bir meclis bu ülkenin sorunlarını çözemez. Bu nedenle biz tekrar kuvvetler ayrılığını güçlendirerek birbirini denetleyebilen ama birbirinin işine karışmayan bir sistem getirmediğimiz sürece bu ülkenin sorunlarının hiçbirini çözemeyiz. Değerli arkadaşlarım, bakın, ağır bir hukuk sorunu var dedim. Evet, hukuk devletinin temeli, Sayın Bakanım çok iyi bilir, bağımsız yargıdır. Evet, bir ülkede eğer bağımsız yargı yoksa o ülkede adalet yoktur. Türkiye'nin bakın yargısı maalesef büyük sıkıntılar içerisindedir. Büyük sorunlar içerisindedir. Ama bugüne kadar maalesef çözülmedi. Sayın Bakan, hep söylüyorum, iyi niyetle bir takım yargı paketleri getiriyor. 5 tanesi geldi çıktı. Şimdi 6.sı gelecek deniyor. Ama bunun hiçbiri yargının sorunlarını çözmüyor değerli arkadaşlar. Sorunlarını çözmüyor. Belki ihtiyaçtır, gereklidir. Bizim de desteklediklerimiz oluyor. Ama adalet dağıtma noktasına geldi miydi? O bağımsız yargı maalesef ülkede kalmadı. Bu nedenle eğer devletin temeli adaletse, adaletin temeli de bağımsız yargı. Ve bu bağımsız yargının en önemli ayağı hiç şüphesiz ki Hakimler Savcılar Kurulu'dur. Eğer Hakimler Savcılar Kurulu herhangi bir yerden, nereden olursa olsun talimat alıyorsa, o talimata göre soruşturma yapıyorsa, o talimata göre karar veriyorsa, orada yargı bağımsız falan değildir arkadaşlar. Kimse kendini kandırmasın. Yapmayın. Yani bu ülke çökertiliyor. Yapmayın. Hakimler Savcılar Kurulu, bakın, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'nun tamamen vesayet altındadır. Ciddi olan, daha doğrusu önemli kararların hepsi oradan alınmaktadır. Evet, Hakimler Savcılar Kurulu kararı olarak çıkıyor ama o kararı veren başka iradedir. Eğer biz Hakimler Savcılar Kurulu'nun üzerinden Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'nu çıkaramazsak Hakimler Savcılar Kurulu'nu asla bağımsız diyemeyiz. Bu nedenle ben Sayın Bakan'dan ya Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşüp ya bu kurulu bırakın biz Hakimler Savcılar Kurulu olarak kendi işimizi yapalım demesini istiyorum.
Buyurun, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli arkadaşlarım, bakın geçen komisyonda da söyledim. Eğer bir ülkede anayasa mahkemesini tanımayan mahkemeler varsa, o ülkede kimse bana adaletten, bağımsız yargıdan, hukuktan bahsetmez. Bir ülkede anayasa mahkemesi, özür dilerim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tanımayan bir mahkeme varsa, o ülkede yargı bağımsız olmaz. Ve bir sorun, eğer o sorunun gerçeklerini görmeden çözülmez. Onu göreceksiniz. O teşhisi koyacaksınız. Hala bağımsız ve tarafsız yargıda diyorsunuz. Hangi bağımsız ve tarafsız yargı? Değerli arkadaşlarım, mutlaka adliyelik sorunlarının olan tanıdıklarınız, vatandaşlar vardır. Konuşmuyor musunuz? Ben çok konuşuyorum. Ya güvenmiyor, güvenmiyor. Eğer bir ülkede...